Biz Van Cezaevine gittiğimizde daha yeni, yaklaşık bir 2 yıl galiba inşa edilmişti. Ben ve Alişer oraya sürgün olduğumuzda galiba Alişer oradaki ilk çocuktu. Hani daha çocuklu anne gelmemişti. Sonuçta çocuk daha 1,5 yaşında ve annesiyle duygusal bağının en yoğun olduğu bir süreçte çocuğumdan ayrıldım. Ben bunu sadece Alişer için söylemiyorum. Çünkü bizim gibi yüzlerce anne, yüzlerce çocuk cezaevindeydi ve ben etrafımda o çocukları, o anneleri gördüğümde gerçekten bir şey yapmak istiyordum ve bilinçli bir insan olarak yapman gerektiğinin daha fazlasını yapma ihtiyacı hissediyorsun orada. Yani adı üstünde cezaevi, hayatın doğal, olağan akışının dışında bir yerden bahsediyoruz. Doğal olarak çocuğun dünyadaki varlığıyla tamamen zıddına, uyumsuz bir yerden bahsediyoruz. Hele hele okul öncesi dönem, 0-6 yaş grubu çocuklarda bu daha ciddi bir problem. Çünkü hayatı ilk kez tanıdıkları, kişiliklerini oluşturmaya başladıkları, kazanımlarının ilerleyecek bütün yaşamları boyunca önemli etkilerinin olduğu bir dönemde cezaevinde yaşamak zorunda kalıyorlar ve bu önemli bir problem. Devlet tamamen siyasi çıkarları neticesinde hareket eder ve onun sonucunda işler yapar. Şimdi Türkiye'de problemin temeli hukuk sisteminin mantalitesiyle başlıyor. Türkiye'de öç alıcı hukuk anlayışı hakim hala. Balon yasak, işte ben sizin ne amaçlarla kullanacağınızı nereden bileyim? Ben hani dediğimde diretince de yani bir balon durur, balonun zararı olmaz. Yani çocuk birkaç saatine dahi olsa oynasın, tekrar geri veririz dedim hatta. Hayır, kesinlikle yasak. Ne olursa olsun o balon buraya gelmeyecek. Balon size vermeyeceğiz dediler. Ve ben elim boş bir şekilde koğuşa döndüm. Herhangi bir devlet kurumu, ne herhangi bir siyasi kuruluş hiçbir şekilde bu konuda yardımcı olmuyor. Çocukların anneleriyle birlikte kalmaları için ellerinden geleni yapmıyorlar. Meselenin özü odur abi, yani devlet öc alıyor insanlardan yani. Dediğim gibi bu konuşmalarım hani sadece Alişer üzerinden değil, genel tüm cezaevindeki çocuklar üzerindedir. Çünkü hemen hemen yaşanan her hikaye, başımızdan geçen her olay çok çok benzerdir. Peki, tu go hapsida bu zoruk kabote hevun, zoruk edineyim.